Burada mı? Burada efendim. Tayyip Bey, kızınızın doğum günü, Sehra'nın doğum günü. Güzel, mutlu bir gün. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bir yaşa daha girdik hep beraber. Mutluyuz, bu günleri de gördük. Çok büyük bir keyif baba olmak. Onun bu günlerini görmek. İnşallah torunları da görürüz. İnşallah, hayırlısı olsun. Şimdi zaman geçtik efendim. Genelde babalar işte çocuklarının genç, küçük yaştaki halini özlerler. Sizde de öyle bir durum oluyor mu yoksa? Her yaşları ayrı var. Güzel tabii. Ama bebekken bütün ailelere söyleyeceğim şu, keyfini iyi çıkarsınlar, zaman çabuk geçiyor. Şimdi de Hülya Hanım da içeride efendim, beraber evet. Ailecek bir doğum günü kutlaması evet. Oldu aslında. Ne gibi hediyeler alındı, neler oldu, neler yaşandı masada? Vallahi ben kızıma ufak bir lastik ayakkabı aldım. Annesini bilmiyorum ne aldım. Sizi de çok karizmatik buluyor Hülya Hanım. Öyle mi? Sağ olsun. Yapmış oldu açıklamalarda. O da öyle zaten. Sizi de böyle görmek tabii ki de çok güzel bir aile tablosu yaşanmasına sebep oluyor bir yandan. Şimdi de efendim tek beklenen torun diyebilir miyiz o zaman? Daha dur bakalım ya. Erken de. İnşallah. Hayırlısı olsun diyeyim. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Büyük keyif oldu bizim için. Genelde ya sizi kulisinizde ya da stüdyonuzda görüyorduk. Kutsal Damacana 4 Şafak Sezer imzalı Polat Yağcı yapımcılığında. Neler söyleyeceksiniz Serdar Bey? Heyecanlıyım, bekliyorum. Yakın arkadaşım Şafak, Polat, ayrıca menajerlik firma. Heyecanlıyım, ne olacağını görmem lazım. Siz genelde nasıl filmler seyrediyorsunuz? Serdar Ortaç komediyi mi sever, drama ağırlıklı, korku? Gençken komediydi, şimdi savaş filmi seyrediyorum. Genelde öyle yani. Belgesel ara sıra. Peki kendi belgeselinizin yapılmasını istiyor musunuz ya da kendi filminizin? Serdar Ortaç'la alakalı ne olsun isterdiniz? Kendi filmim yapılıyor şu an. Ha, hayırlı olsun. Ben oynamıyorum. Kim oynuyor? Belli mi? Onu söylediler de söyleme dediler. Ama ünlü bir kızı oyuncusu. Ha, size benziyor mu peki? Biraz andırıyor. Gençliğimi andırıyor. Görüştünüz mü siz kendisiyle? Hayır ama senaryoyu okudum. Hayatınızı okuyunca ne hissettiniz? Hayatımı ben yazdım, onlara verdim. Ya. Onlar şöhret olduktan sonraki kısmını aldılar. Şöhret olmadan önceki kısmı ileride bir belgesel yapacaklar. Şimdi şöhret sonrası filmimi yapıyorlar. Peki bu geçmişe böyle baktığınız zaman keşkeleriniz çok var mı? O filmle birlikte keşke diyeceğiniz çok anınız var mı? Var da. Peki daha onun dışında neler yapıyorsunuz? Konser maratonu nasıl? 2023 Serdar Ortaç için nasıl başladı? İyi, konserler devam. Bir sürü iş var önümde. Yani konser vermezsem hastalığı çekemem zaten. Kesinlikle. Konser bana yardım ediyor. Harika. Sağlığınız iyi. İyi. Bisiklet sürmeye, spor yapmaya devam mı? Bisiklet süremiyorum. Aa, sebebi? Sol ayağıma bir tane daha inme indi. Çok geçmiş olsun. Ama tedaviyle yine geçebilecek bir şey mi? Çünkü bunu hep konuştuk ve her sene sonunda bir bisiklet sürerken gördük sizi. Ama 1,5 senedir bilmiyorum. Çok yani, geçmiş olsun. İnşallah geçer ama MS'de atak geçmez. Geldiği zaman tabii. İnşallah. Sağlıklısınız, iyi gördük sizi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok hayırlı teşekkür olsun. Ederim. Sağ olun. Güzel olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Kenan Bey çok sıkı bekliyorduk tamam. Efendim. Teşekkürler. Buyurun. Kıyafetle çok beğenildi. Çok beğenildi. Çok kısa Kenan Bey konuş. Lütfen üzmeyin beni. Tamam. Yeter. Yapma. Tamam. Araba gitmesin. Süper. Benim...